Size bu videomda sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatacağım. Peygamber Efendimiz Fil vakasından 50 veya 55 gün sonra 20 Nisan 571 Pazartesi günü geri dünyaya geldi. Resulullah'ın kainatı teşrif ettiği mübarek gecede bazı harikulade haller vaku bulmuş. Bu mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Amine'nin bildirdiğine göre kendisi ne hamileliği ne de doğum esnasında hiçbir zahmet çekmemiş ve Allah Resulü dünyaya gelirken doğu ile batı arasında aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber temiz bir şekilde ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semaya dikmiştir. O anda şeytan hayatında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır. İran baş kadısı ve din adamı Mübezan rüyasında bir takım serkeş devlerin bir sürü yürük atların önlerine katarak Dicle Irmağı'nı geçtiklerini, İran topraklarına yaydıklarını görmüştür. Sema ve vadisi su basmıştır. Kisra'nın sarayında 14 sütun yıkılmıştır. İranlıların tapınaklarında 1000 yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür. Doğumundan 2 ay evvel babası 6 yaşındayken de annesi vefat etti. Annesi vefat ettikten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Abdülmuttalip himaye etti. Abdülmuttalip Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gereken imtihanı gösterdi. Yanından hiç ayırmadı. Ona baba şefkati ve sevgisini eksikliğini hiç hissettirmedi. Abdülmuttalip ölümünden önce 8 yaşında olan Peygamber Efendimiz bakımını oğlu Ebu Talip vasiyet etti. Ebu Talip Hazreti Muhammed'i çocuklarından daha fazla sevdi. Onun uğurlu olduğuna inandı ve iyi yetişmesi için gayret sarf etti. Peygamber Efendimiz ikinci annem dediği Fatıma bin Esed de ona kendi çocuklarından daha çok alaka gösterdi. Ebu Talip nübüvvetten sonra da yeğeninin yanında yer aldı ve kendisini korumak için elinden geleni yaptı. Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hazreti Hatice validemizdir. Sevgili Peygamberimiz ilk evliliğinden Mekke'de yaptığı sırada 25 yaşında, Hazreti Hatice annemiz ise 40 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz Hatice validemiz ile izdivacında Kasım, Zeymen, Rukiye, Ummi Gülsüm, Fatıma ve Abdullah, Hazreti Maria ile izdivacından ise İbrahim dünyaya geldi. Efendimizin hususi hallerinden birisi aile hayatı ve evliliğiydi. Onun çok evlenmesinden sebep ve hikmet vardı. Peygamber Efendimizin diğer hanımları Sevde binti Zema, Hazreti Ayşe, Zeynep binti Huzeyme, Mümine binti Haris, Hafsa binti Ömer, Zeynep binti Çayş, Safiye binti Hüey, Cüveyriye binti Haris, Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe Raydullah Ank validemizdir. Alemlerin varlık sebebi Peygamber Efendimizin nezih bir gençlik ve ulvi bir aile hayatı ile sergilediği müstesna mükemmelliklerin ardından 40 yaşlarındayken peygamberlik mertebesine nail oldu. 40 yaşına 6 ay kala ilahi kudret ona Mekke'deki Hira mağarasına kutsi bir mektep olarak açtı. Mübarek Ramazan ayının 17. günüydü. Resul Ekrem Efendimiz müteade üzere Hira mağarasındaydılar. Cebrail aleyhisselam geldi ve Hazreti Peygamber'e oku dedi. Peygamber Efendimiz ise ben okuma bilmem karşılığını verdi. Bunun üzerine melek Hazreti Peygamber'e takikatı kesilinceye kadar sıktı, sonra yine oku dedi. Efendimiz yine ben okuma bilmem cevabını verdi. Cebrail aleyhisselam ikinci kez onu takikatı kesilinceye kadar sonra tekrar oku dedi. Hazreti Peygamberimiz yine ben okuma bilmem ne okuyayım dedi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e üçüncü defa daha baskıp sıkıp bıraktı. Ardından vahiy ilahi kendisine şöyle bildirildi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaka yarattı. Oku ki Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyler öğretti. Bu emri ilahi ile Allah'ın Resulü'nün şahsında bütün insanlığa Rabbin en büyük lütfu olan Kur'an-ı Kerim'in nüzulü başlanmış oldu. Resulullah zor şartlar altında peygamberlik vazifesine başladı. İnsanlara doğru yolu göstermek için pek çok sıkıntılar katlandı. Yeryüzüne imanı, adaleti, merhameti, muhabbeti yerleştirmek için çok çalıştı. İnsanların hem dünyalarını hem de edebi olan ahiret hayatlarını kurtarmak için kendisini helak edercesine büyük bir gayret gösterdi. Peygamber Efendimiz İslam'a davet ederken en yakınlarından başlamış, zaman ve mekana göre davranmış, muhatabın halet ve rühesinin ve anlayış seviyesini gözetmiş, tedriciliğin rivayet etmiş, bulduğu her yer fırsatta değerlendirmiş, zorlaştırmamış, daima kolaylaştırmış, hep müjdelemiş, asla nefret etmemiştir. Hicret Allah'ın izniyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının zulüm ve baskınlarından kurtulmak için 622'de Mekke'den Medine'ye göç etmelerine denir. İkinci Akabe beytinden sonra müşrikler Müslümanların sığınıp kendilerini koruyacak bir yere hicret edeceklerini öğrenince yaptıkları eziyetleri büsbütün arttırdılar. Müslümanlar da dayanılmaz işkenceler sebebiyle Mekke'de oturamayacak hale geldikleri için hallerini Peygamber Efendimiz'e arz ettiler ve hicret için izin istediler. Allah Resulü Allah'ın izniyle Müslümanların Medine yollarını işaret etti. Şöyle bakın. Bundan böyle sizin hicret edeceğiniz şeklin iki kara taşlık arasında kurmalık bir yer olduğunu bana gösterdi. Onları Ensar ile yani Medine'de Müslüman kar-
kardeşleri ve koca koşmalarını emretti ve Allah-u Teala sizin için kardeşlerle huzur koyacağınızı bir diyar mutlattı. Bundan sonra Müslümanlar müşriklerle hissetmeleri hazırladılar birbirlerine yardım ederek gezecek işlet etmeye başladı. Hz. Peygamber'in peygamberliğini ispat eden belli başlı müjdeler bir gecenin kısa bir anında Mescid-i Haram'da Mescid-i Aksa'ya gitmesiyle başlayan Kisra ve Miraç. Falları kalıncaydı. Bilekleri uzun, avucu genişti. Yürürken ayaklarını yere sert vurmaz, sakin fakat hızlı ve vakarlı yürür. Meyilli bir yerden iniyormuş görünümü verirdi. Bir tarafa döndüğünde bütün vücuduyla döner, konuşmadığı zaman daha çok yere doğru bakar ve düşünceli görünürdü. Arkadaşlarıyla yürürken onların öne geçirir, kendisini arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere önce o selam verirdi. Hazreti Peygamber kıyamete kadar gelecek insanlara örnek bir şahsiyet, davranışlardan ders alınacak bir rehber olarak
gönderildiği için hayatın her yönünü kapsayan üstün bir ahlakatla donatılmıştır. Devlet başkanlığında aile reisliğine kadar her sahada üstün bir ahlak ortaya koymuştur. Hazreti Ayşe Resulullah'ın ahlakının Kur'an'dan ibaret olduğunu belirtmiştir. Hazreti Peygamber de Cenab-ı Hak tarafından en güzel şekilde eğitildiğini ifade etmiştir. Resul-i Ekrem güzel ahlakı üzerinde özellikle durmuş, ahlaki erdemleri tamamlamak için gönderildiğini söylemiş ve yüzünü güzel yarattığı gibi huyunu da güzelleştirmesi için Allah'a dua etmiş. Mükemmel imanının güzel ahlakı olmakla sağlanabileceğini bildirmiştir. Onun başkalarına tavsiye ettiği ahlak ilkeleriyle hayatı boyunca uygulanması bu ilkelerin daha çok benimsenmesini sağlamıştır. Hazreti Peygamber herkese değer verir ve hiçbir şekilde nezaketi ihmal etmezdi. Göründüğü insanlarla ayrım yapmadan önce o selam verir, erkeklerle tokalaşır, muhatabın elini bırakmadıkça o da bırakmazdı. Karşısındakini bütün vücuduyla dönerek konuşur ve muhatabının yüzünü çevirmedikçe Resul-i Ekrem de çevirmezdi. İnsanlara güzel sözler söyler, güler yüz gösterir ve böyle davranmalarının sebep olduğunu söylerdi. İki şeyden birini yapmakta serbest bırakıldığında kolay olanı tercih ederdi. Kendisini binek üzerindeyken yanında bir başkasının yaya yürümesinden rahatsızlık duyardı. Kendisini evlerine davet edenleri kırmaz ve gönüllerinin hoş olması için orada nafile namazı kılardı. Birinin yanlış bir davranışını veya uygun olmayan kıyafetini gördüğü zaman utandırmamak için onur hastasını, hatasını söylemez, bu uyarıyı başkalarının yapmasını tercih ederdi. Ağzından çirkin söz çıkmaz, ahlaki güzel olanın hayırlı insan olduğunu söylerdi. Hayatında hiçbir kadını ve köleyi dövmemiş, şahsına yapılan haksızlıktan dolayı intikam almamıştı. 10 yıl boyunca hizmetinde bulunan Enes Malik'e bir defa bile kızmamış, yaptığı bir hata yüzünden ona azarlamamıştı. Son derece edepliydi ve hayanın imandan olduğunu söylerdi. Bir şeyden hoşlanmadığının ancak yüzünden anlaşıldığı, hanımlarının bazı özel hallerine dair sordukları sorulara cevap verirken oldukça zorlandığı belirtilmektedir. Resul-i Ekrem Müslümanlara karşı çok merhametliydi. Yaptığı bazı nafile ibadetleri onlardan coşkuyla ifa ettiğini görünce bunların farz kılınabileceğini ve sonuçta Müslümanların zor durumda kalacağını düşünerek bu tür ibadetleri yapmaktan vazgeçerdi. Çocuklara da sonsuz bir şefkat gösterirdi. Onları kucaklayıp öper, bağrına basardı. Duada bulunması için kucağına verilir bebeklerin üstünün kirletmesini önemsemez, kız ve erkek torunlarını omuzuna alıp mescide gider, hatta onlar omuzundayken namaz kılardı. Namaz sırasında ağlayan bir çocuğun sesini duyunca namazı çabuk kıldırırdı. Kadınların hiçbir şekilde incitilmesini istemezdi. Kur'an-ı Kerim'de onun müminlere olan düşkünlüğünden, şefkat ve merhametinden söz edilmiş, Müslümanların sıkıntıya uğramasının onu çok üzdüğünü bildirmişti. Hazreti Peygamber son derece cömert idi. Kendisinden bir şey istendiği zaman ona çok ihtiyacı da olsa verirdi. Bir defasında yamaçta yayılan koyun sürüsünü görüp birkaç koyun isteyen bedevi bütün sürüyü vermişti. Düşmanları bile Resul-i Ekrem'in üstün şahsiyetini övmek zorunda kalırdı. Ebu Süfyan ticaret için gittiği Suriye'de Bizans İmparatoru Heraklius'un peygamber hakkında sorularına cevap verirken onun en belirgin özelliklerinin doğruluk, iffet, ahde, vefa ve emanete riayet olduğunu söylemişti. Hazreti Peygamber Mekke'de önce dedesinin ardından amcasının himayesinde büyümüştü. Bir ara çobanlık yapmış ve ticaretle uğraşmış, zengin bir hanım olan Hazreti Hatice ile evlenmişti. Medine'ye hicret ettiğinde herhangi bir mal varlığı yoktu. Diğer muhariciler gibi o da bir süre ensarın yardımıyla geçirdi. Bedir gazvesinden sonra nazil olan ve ganimetlerin beşte birini Allah'ın Resulü ona, akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara ait olduğunu bildiren ayet, peygamber ailesine başlıca geçim yolunu belirlemiş oldu. Resul-i Ekrem büyük hayranlık duyan Uhud gazvesinde Mekkeliler karşı onun yanında savaşan, bu savaşta ölmesi halinde Beni Nadir arazisindeki hurma bahçelerinin tasarrufunu Resulullah'a bıraktığını bildiren Yahudi din alimi mühtebi sahabi Muirik, Nadri Uhud gazvesinden ölünce Medine'de sürgün edilmesi üzerine Hazreti Peygamber'in ailesi yıllık geçimini yetecek kadar miktarı olanların topraklarında yetişen ürünlerden almaya başladı. Fey denilen bu tür gelirlere de fethedilen yerlerden alınan bazı mallar, Hayber ve Fedek arazilerinden gelen yıllık ürünün belli bir miktarı da ilave edildi. Böylece Medine'ye geldikten bir süre sonra maddi imkanlara kavuşan Resul-i Ekrem malını Müslümanların ihtiyaçlarına harcar, kendisi son derece mütevazı bir hayat sürerdi. Rızkının ailesine yetecek kadar olmasını ister, canı ve malı, emniyeti, vücudu, sıhhati, günlük yiyeceği, yanında bulunan kimseyi bahtiyar sayardı. Yattığının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Daha çok bir hasırın üzerinde yatar, hasırın vücudunda iz bırakması sahibinin üzdüğü halde kendisi buna aldırmazdı.
evinin ailesinin işlerini kendi görür, bu konuda kimsenin yardımını kabul etmezdi. Evde bulunduğu saatlerde ev işlerine yardımcı olurdu, önüne getirilen yemekte kusur aramazdı, hoşuna giderse yer, gitmezse yemezdi. Yakınında bulunanlara ve komşularına karşı lütufkardı. İyi bir mümin olabilmek için komşularına iyi davranmak, onları rahatsız etmemek, kendisi için istediğini onlar için de istemek, komşusunun güvenini kazanmak, pişirdiğinden komşusuna ikram etmek gerektiğini söylerdi. Hazreti Peygamber ibadet etmekten derin bir zevk alır, İslamiyet'in temeli olan namaz, zekat, hac ve oruç gibi ibadetlere büyük önem verirdi. Bazen ayakları şişinceye kadar namaz kıldığı olurdu. Bazen her namaz için abdest alır, bazen de bir abdeste birkaç namaz kılardı. Farzlardan önce veya sonra da sünnet namazları kılar, sabah namazının sünnetinin hepsinden fazla ihtimam gösterirdi. Gecenin bir kısmında uyur ve dinlenir, özellikle de son üçte birinde uyanıp doğrulur ve gökyüzüne bakarak Ali İmran suresinin son 11 ayetini okur, ardından da sonuncusunu bitir olmak üzere 9, 11 veya 13 rekat namaz kılardı. Yolculuk sırasında bineğinin üzerinde nafile namazı kılardı. Ramazan ayının son 10 gününde mescidi ittifaka çekilerek bütün vaktini ibadetle geçirirdi. Resul-i Ekrem Ramazan dışında oruçlarını bazen bir ay boyunca hiç oruç tutmayacağını düşündürecek kadar orucu ara verip, bazen de orucu hiç ara vermeyeceği sanılacak kadar uzun süre oruç tutardı. Ancak Şaban ayının tamamına yakınını oruçla geçirirdi. Zaman zaman hiç iftar etmeden ardarda oruç tutar. Bu sırada kendisinin Cenab-ı Hakk'ın yedirip içireceğini söyler. Ancak açlığa dayanamayacakları gerekçesiyle başkalarının bu şekilde oruç tutmasına izin vermez. Zekata tabi olacak kadar bir malı evinde 2-3 günden fazla tutmadığı için hiçbir zaman zekat mükellefe olmadı. Hayatın son yılında Vela Haccı diye bilinen ilk ve son haccını yaptı. Her yıl Ramazan ayında Cebrail ile o güne kadar inen ayetleri birbirine okurdu. Resul-i Ekrem her gün Kur'an-ı Kerim'den bir kısım sürelerini yapmadan önce secde ve mülk veya İsra ve Zümer sürelerini okurdu. Kendisi veya bir başkası rahatsızlandığı zaman ise mülk, vazetiyen gibi bazı süre ve ayetleri okurdu. Allah'ı her durumda anıp zikreden Hazreti Peygamber günlük dua ve zikirleri vardı. Her gün 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ettiğini söyler. Yerken ve içerken, evine girerken, çıkarken, yatarken ve kalkarken, elbisesini değiştirirken çeşitli dualar okurdu. Dua etmek için belli bir zamanı seçmemekle beraber gündüz ve gecenin çeşitli saatlerinde, özellikle geceleyin ibadet etmek için kalktığında ve Baki mezarlığına gittiğinde uzun uzun dua ederdi. Resul-i Ekrem ibadetleri ölçülüydü. Ashabının güçlerinin yettiği kadar ibadet yapmaya tavsiye eder. Allah katında en değerli ibadetin az da olsa devamlı yapılan olduğunu söylerdi. Bir gecede Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek, sabaha kadar namaz kılmak, Ramazan dışında bütün bir ay oruç tutmak gibi bir adeti yoktu. Allah Resulü nübüvvet itibariyle kavminin en üstünü, soy itibariyle de en şereflisi, ahlak bakımından en güzeliydi. Komşuluk hakkında en ziyade rivayet eden, ilim ve sadakatta en üstün olan, insanları kötülük ve eziyet etmekten en uzak duran o idi. Hiç kimse kınamayıp ayıplamadı, hiç kimseyle münakaşa ettiği görülmemişti. Güzel ahlaklı ile bütün insanlar arasında temayüz ediyordu. Herkes onu iyilik ve güzel davranışlarıyla tanıyor ve hürmet ediyordu. Resulullah zor şartlar altında peygamberlik vazifesine başladı. İnsanlara doğru yolu göstermek için pek çok sıkıntılara katlandı. Yeryüzünde imanı, adaleti, merhameti, muhabbeti yetiştirmek için çalıştı. İnsanların hem dünyalarını hem de ebedi olan ahirette hayatlarını kurtarmak için kendisini helak edercesine büyük bir gayret gösterdi. Peygamber Efendimizin vefatına 3 gün kala Cenab-ı Hak her gün Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek Resul'ün hatrını sormuştu. Son gün olunca Cebrail Aleyhisselam'ı bu sefer yanına ölüm meleği Azrail Aleyhisselam da bulunduğu halde geldi. Cebrail Aleyhisselam, ey Allah'ın Resulü, ölüm meleği senin yanına girmek için izin istiyor. Halbuki o, senden önce hiçbir Adem oğlunun yanına girmek için izin istememiştir. Senden sonra da hiçbir Adem oğlunun yanına girmek için izin istemeyecektir. Kendisine izin veririniz, dedi. Ölüm meleği içeriye girip Peygamber Efendimizin önünde durdu ve ya Resulullah, yüce Allah beni sana gönderdi ve senin her emrine itaat etmemi bana emretti. Sen istersen ruhunu alacağım, istersen ruhunu sana bırakacağım, dedi. Peygamber Efendimiz, ey ölüm meleği, sen gerçekten böyle yapacak mısın, diye sordu. Azrail Aleyhisselam, ben emredeceğin her hususta sana itaatle emrolundum, dedi. Cebrail Aleyhisselam, ey Ahmet, yüce Allah seni özlüyor, dedi. Peygamber Efendimiz, Allah katında olan daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey ölüm meleği, haydi emrolunduğun şeyi yerine getir. Ruhumu, canımı al, diye buyurdu. Peygamber Efendimizin yanında su kabını iki eline batırarak ıslak ellerini yüzüne sürdü ve la ilahe illallah, illallah, ölümün akılları başlarından giden ızdırap ve şiddetleri var, buyurduktan sonra elini kaldırıp gözlerini evin tavanına dikti ve ey Allah'ım, Refik Allah,
Refik Allah, yani yüce dost, yüce dost diye Rabbine duyduğu aşk ve iştiyakın tezahürü olan nice ulvi hatırlarla dolu bir ömrün ardında bırakarak bu fani alemden Hakk'ın alemine hicret etti. Peygamber Efendimiz 8 Haziran 632 yılında Pazartesi günü Medine'de ve 63 yaşında vefat etti. Peygamber Efendimizin kabri Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin içinde Ravza-i Mutahhara'da yer almaktadır. Riyazul Cenne, yani cennet bahçeleri olarak da bilinir. Ravza da bahçe anlamındadır. Size bu videomda sevgili peygamber